Evet değerli izleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor. Bizleri dilerseniz sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Şu anda sayfamızda ayrıca paylaşmış bulunuyoruz. Bugünkü stüdyo konuğumuz Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Sayın Kemal Dinçsihan'la bizlerle beraber ve elbette ki sağlık alanında yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Bununla beraber yaşanan sorun ve sıkıntıları da konuşacağız. Tıp için eylemi devam ediyor. Sabah saatinde okumuştuk. Başhekimde artık bu sorun bunların muhatabı ben değilim, çözümcüsü ben değilim dedi. Bununla ilgili bir haber vardı, Yeni Düzen'den okuduk. Bunları da tabii ki Sayın Müsteşar'a soracağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Çiğdem Hanım. Halkımıza da günaydınlar ve sağlıklı bir gün diliyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi tabii ki hakkınızı teslim etmek lazım. Ben zaman zaman sizi hastanede rutin olarak bir takım toplantılarda da gördüm. Rastlantı sonucu belki evet. Karşılaştık. Yoğun bir mesai harcıyorsunuz. Bakanlıkta değil, sağlık hastanede de harcıyorsunuz bu mesai. Çeşitli görüşmeler yaptınız geçtiğimiz hafta içerisinde. Saatler süren. Neydi bunlar? Böyle bir kaşınızı çattınız. Ben söyleyeyim. kardiyologlarla görüştünüz evet. Sorunlarla ilgili. Yine bu tür işte eylem ve sıkıntıları aşabilmenin yollarını aradınız ama bir sonuç vermedi mi? Yani bugün itibariyle başhekimin açıklamaları da hepimizi biraz tedirgin etti. Tabii Çiğdem Hanım, öncelikle bu tıp işin demokratik bir hak olarak kullandığı eylemden dolayı ameliyatı geciken vatandaşlarımızdan özür dileriz. Bakanlık olarak biz bunların önlemini almaya çalışıyoruz. Ama devam eden çok aktif de olmasa bir eylem kararı tıp için var. Bununla ilgili de çözüm bulma adına gerek Sayın Bakanımız gerek ben çok ciddi anlamda görüşmeler ve toplantılar yapıyoruz. Biraz da doğaldır aslında bu yaşanan süreç. Neden doğaldır? 40 yıl sağlıkta ciddi anlamda atılımlar yapılmadı, kurumsal bir yapı oluşturulmadı. Biliyorsunuz bizim de dışımızda mahkemenin vermiş olduğu bir karar var ikinci işle ilgili. Ve bir takım sıkıntılar yaşanıyor ülkemizde. Bir dönüşüm yaşanacak, bir sağlıkta bir reform planlıyor bakanlığımız ve hükümetimiz. Bu planlanırken 40 yıllık sorun mahkeme kararıyla bir karara bağlandı ve bu doğal olarak doktorlarımızda da bir sıkıntı yarattı. İkinci iş yapan doktorlarımızın açmış oldukları kliniklerdeki yatırımlarının ne olacağı, doktorların psikolojik olarak 1 Ağustos'dan sonra hayatlarını nasıl idame ettirecekleri. Hı hı. Sağlık Bakanlığı olarak biz altyapılarımızı, yasalarımızı çok yoğun bir şekilde düzeltmeye çalışırken biz de çok yoğun çalışmamıza rağmen bir takım imkansızlıklar ve gecikmelerden dolayı arzuladığımız noktada gelemeyebileceğimizi de düşünüyoruz altyapı anlamında. Tüm bunlar bir kaotik durum söz konusudur ama bakanlığımız ve doktorlarımızla ve tıp işle ve tabipler birliğiyle gerçekten çok yoğun toplantılar yapıyoruz. Dün Sayın Bakanımızın başkanlığında Tabipler Birliği, tüm başhekimlerimiz, başhekim yardımcılarımız ve klinik şeflerimizle bir toplantı yapıldı bakanlığımızda. Yaklaşık 3 saat sürdü ve hem bizim yaptıklarımızı hem onların isteklerini aldık, paylaştık, onlar bizlerle paylaştık. Ve ortak bazı buluştuğumuz noktalarda da adımlarımızı bugün sabah itibariyle de atmaya başladık. O çalışmaları yapmaya başladık. Hedefimiz çok kısa sürede tıp işin bu eylemini sonlandırmak, onları huzurlu hale getirmek. Çünkü gerçekten göreve gelen hükümet döneminde Sayın Bakanımız gerek Tabipler Birliği gerek tıp iş ve doktorların ve diğer sağlık çalışanlarının çok uyumlu bir çalışma programı sürdürdük. Hemşehriler konusunda olsun, diğer sağlık çalışanlar konusunda olsun. Bilindiği gibi özlük haklarında çok ciddi anlamda bir açılım yapıldı.
Belki bu doktorlarımızı %100 tatmin etmemiş olabilir. Ama 40 yıldan sonra ilk kez bu kadar bir büyük özlük hakkı anlamında bir açılım yapıldı. Ve bu açılım Bakanlar Kurulu'ndan geçirildi. Meclis Alt Komitesi'nde görüşülmeye başlandı. Öyle tahmin ediyorum ki bu önümüzdeki hafta içinde veya bir sonraki hafta içerisinde Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelecektir. Yine doktorların özlük haklarının, doktorların demeyeyim, sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirileceği, sağlıkta daha nitelikli bir sağlık hizmetinin verileceği, döner sermaye yasası ve buna bağlı performansa dayalı çalışanlara ek bir ödeme verilmesiyle ilgili yasa çalışması da geçen hafta teknik komiteden geçirildi. Bu önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu'na, oradan da meclise aktarılacaktır. Tüm bunlar ve buna benzer işte hastalıklar yasası, özel hastaneler yasası ve tüzükleri, tabiplik yasası ki doktorlarımızın böyle bir ciddi anlamda bir talebi vardır. Biraz sonra herhalde buna da değineceğiz. Tüm bunları sağlıktaki reformu gerçekleştirme adına yapıyoruz. Sancılı mı bu olay, süreç? Evet, sancılıdır. Çünkü empati yapıp kendimizi doktorlarımızın yerine de koyuyoruz. 30-40 yıl var bir klinik çalıştırıyorsunuz. Bütün hayatınızı, yaşamınızı buna uygun planladınız. Çocuklarınızın eğitimini, bütün geleceğinizi ve şu anda tabii ki yasayı uygulamak bakanlığımızın görevidir ve biz bu yasayı uygulamaktan da kaçınmayacağımızı da belirtmek isterim. Çünkü Yüksek İdare Mahkemesi'nin kararı ortadadır. Bize yapılan şikayetleri bakanlığımız anında yürürlüğe koymak zorundadır. Şu ana kadar bir şikayet gelmemiştir ama gelen şikayetleri biz yürürlüğe koyabilecek zorunda olduğumuzu da belirtmek istiyorum. Ama doktorlar gözünden de baktığımızda onlara da hak vermeye çalışıyoruz ve bir bu reformu sancısız bitirmek istiyoruz. Tahmin ediyorum ki bu 1-2 gün içerisinde bu olaylara bir kalıcı çözüm gelecektir. Çünkü yarın saat 12'de tabiplik yasasıyla ilgili teknik kurul toplantısı çağırdık. Pazartesi kamu sağlık yasasının 40. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak doktorların hastanelerde özel hasta bakmasıyla ilgili teknik kurulu çağırdık. Eksikler vardı. Bunları tamamladıktan sonra öyle tahmin ediyorum ki bugün ve yarın sendikayla da yapacağımız görüşmelerde ki her gün görüşüyoruz. Bir noktaya geleceğiz ve vatandaşlarımıza sağlık hizmetlerinin kesintisiz verilmesini sağlayacağız. Bir takım sıkıntılar bir hafta var yaşanıyor. Evet, yaşanıyor. Bir takım ameliyatlar yapılmıyor. Programın başında da ben bu vatandaşlarımızdan özür diledim. Keşke bunlar onlara yaşatmasaydık ama sağlıkta reform, doğru bir sağlık hizmeti gelecekte alma adına bu sıkıntıları da yaşamaya değer mi? Değer diye düşünüyorum. Evet. Şimdi bu bahsettiğimiz şeylerden birazcık açalım isterseniz. Mesela tabipler yasası kapsamında neler değişecek, nedir, ne değildir, talep edilen nedir? Nitelikli sağlık hizmeti verilmesi çok önemli dediniz. Nitelikli sağlık hizmeti verilmediğinden bahsetmişti Tıp İş Başkanı Sıla Usar yapmış olduğu basın toplantılarında, daha doğrusu eylem sırasında yapmış olduğu açıklamalarda işte hastaneler dökülüyor, hastanede cihazınız yoksa nitelikli sağlık hizmeti veremezsiniz, binanız yoksa sağlık hizmeti veremezsiniz şeklinde açıklamaları vardı. Tabii ki birçok hizmet şu anda yerine getirildi. İşte ne bileyim, sıcak su vesaire, asansör, ama belli ki hala bir takım ciddi eksiklikler var. Para mı yok? Nedir asıl problem olan, bunların giderilebilmesi için ayrılan bütçeler mi yeterli değildir? Döner sermayeye değindiniz, özlük haklarına değindiniz. Bunları isterseniz biraz daha açalım. Evet, tabii ki nitelikli sağlık hizmeti verilmesi bizi çok yakından ilgilendiriyor. Ve göreve başladığımız dönemlerde sağlık hizmetlerinin nitelikli olmadığı, hasta memnuniyeti noktasından çok uzakta olduğunu her yönüyle ve bizden önce görev yapan idareleri de
eleştirisel anlamda yorumlar yaptık. Hala daha bu yorumları da yapabiliriz. Neler yapmadılardı veya neler yaptıklarını hiçbir şey yapmamışlardı. Ve maalesef bu sağlık sistemi bugüne kadar bu şekilde geldi. Bu yeni hükümet döneminde Sayın Faiz Hoca'nın Sağlık Bakanı olması sonucunda ve hükümetten aldığı büyük destek sonucunda da sağlıkta reformu gerçekleştirme adımları atılmaya başladı. En öncesi neydi? Bu özlük haklarıyla doktorların çalışamayacağını, huzurlu görev yapamayacağına kanaat getirdi ve ısrarla özlük haklarını artırmaya çalıştı. Yola çıkılırken tamamen genç doktorlar düşünüldü. Yani 2001-2010'dan sonra işe giren doktorların maaşı 4000 TL civarındaydı. Bir beyin cerrahını, bir uzman doktoru 4000 TL'ye kamuya alamazsınız. Ve bu anlamda hükümetle de ciddi anlamda görüşmeler yaptı Sayın Bakan. Maliye Bakanı olumlu baktı, teşekkür etmek gerekir. Başbakanın büyük bir desteği oldu özlük haklarının iyileştirilmesine. Ve 5-6 aylık yorucu toplantılar sonucunda da doktorların özlük hakları eski doktorları da kapsayacak şekilde bir yere getirilmiştir. Bundan herkes tatmin olabilir mi? Bence olmaz. Çünkü herkesin ihtiyacı, sınırı çok farklıdır. Ama ülke koşullarına, mali disipline ve ülke ekonomisine baktığımızda bu gelinen nokta bana göre çok ciddi anlamda bir artıştır. Yani 2010'dan sonra işe gelen doktorların maaşına 2200 TL net artış getirildi. Toplam ne kadar oldu? Yani 4000 TL, 4200 TL civarında maaş alan bir doktor yeni artışla 6500-6600 TL buna maaş bağlı olsun. Olarak yeni doktorlarda bu nöbet paralarına da yansıyacak şekilde düzenlenmiştir. Yani 4000 TL maaş alırken 2000-2500 TL nöbet parası alan bir doktorumuz şimdi 6500 TL alacak ve 5000 TL'ye yakın nöbet parası alacak. Yani 11.000 TL civarında bir artış, bir gelir elde etmiş olacak. Eski doktorlarımızda da belki tam arzuladığımız noktada mevcut yasa çerçevesinde gelemedik ama onlara da 1200 TL'lik net bir artış yapıldı. Ve özlük hakları işte bakanlar kurulundan geçirildi, mecliste görüşülmeye, meclis alt komitesinde görüşülmeye başlandı. Yani o eşit işe eşit ücret ilkesi mi gözetildi? Ona da çok dikkat edildi. Çok uzun yıllar hekim maaşı eşitlensin noktasındaki söyleme de %99 erişilmiştir. Özellikle 1-1-2010'dan sonra işe gelen doktorlarda %100 eşitlenmiştir. Eski doktorlarımızda da eski yasa kapsamında giren tamamen yasal mevzuatlardan dolayı 1200 TL'lik artış emeklilerine yansımayacak şekilde olduğu nedeniyle eşitlendiği diyemeyiz. Onun dışında özlük hakları hem aynı işe eşit işe eşit ücret hem doktorlarımızın 40-50 yıllık bir söylemi vardı hekim maaşının eşitlenmesi. Bu da bir üstüne örtülmüştür. Bu yeterli değildi tabii. Ciddi anlamda yani çok iyi maaş verirsiniz doktora ama hastanenin suları akmaz. Çok suları akıtırsınız, hastanedeki teknik aletleriniz yetersiz. Bunlar da bizim Sayın Bakan göreve başladığında öncelikli konularıydı ve çok süratli bir şekilde altyapıları %90'ı halledilmiştir. Geri kalanlar da şu anda ihale aşamasında yapılıyor. Bununla ilgili çok yorum yapmayacağım. Çünkü bunu başaramayan, alt suyu hastaneye akıtamayan, klimaları çalıştıramayan idareciler şu anda bizi işte suları akıttılar da bunu programlarda anlatıyorlar diye eleştiri yapıyorlar. Onun için çok girmek istemiyorum ama bunun da altını çizmek istiyorum. Bir Lefkoşa Burhan Normantolu Devlet Hastanesi'nin sıcak suyunu 3 sene akıtmayan, Mausa Devlet Hastanesi'nin klimalarını 2 sene çalıştıramayan idarecilerin şu anda ne bizi eleştirme hakkı vardır ne de toplumun önüne sağlıkla ilgili bir proje koyma hakları vardır. Eğer programları ve
düşünceleri olmuş olsaydı görev yaptıkları dönemlerde bunları yerine getirebilirlerdi. Altyapılarla da ilgili dediğim gibi çok ciddi anlamda atılımlar yapıldı. Ama bu da yeterli değildi. Yasaların hazırlanması gerekirdi. İşte döner sermaye yasası, kamusallık yasasındaki düzenlemeler, özel hastanelerle ilgili yasa ve tüzük çalışmaları, tabiplik yasasının yürürlüğe konması gerekiyordu. Öyle bir çok uzun bir dönemden beri bir talep vardı. Yani öğretmenler gibi doktorların da ayrı bir yasası olsun ve kendi sorunlarını o yasa çerçevesinde çözüm bulsunlar. Çok süratli şekilde bu yasa hazırlandı. Tıp işle bu paylaşıldı. İşte yarın saat 12'de de bu yasayı birebir madde madde görüşme adına toplantıya çağırdık. Ama bunlar da çok yeterli değildi. Neden? Çünkü geldiğimiz dönemde ve belli bölümlerde şu anda da yani... Şeyi nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Deniz? Yani baktığınız zaman geçtiğimiz haftalarda Maliye Bakanı bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle diyor. Yani kamudaki hekimler sözleşmeli olurlarsa kliniklerde de çalışabilirler. Ne anlam çıkarmamız gerekiyor? Yani burada? Bu aslında şu. Hekim adına değil. Sözleşmeli kamu görevlileri, yani sözleşmeli alınan personel, kamu görevlisi kapsamında değil. Ve biliyorsunuz... Kaç doktor var sözleşmeli şey olarak biliyor musunuz? Yani 20-22 civarında değişiyor bu. Genel yani olarak. İşte sürekli kadro açıyoruz. Kadro aldığımız doktorlar sözleşmeli kapsamından kurtuluyor. Böyle sürekli değişen bir rakam var. Sözleşmeli doktorlarda. Ama Sayın Başbakan Yardımcımızın ifadesi şu. Eğer bir sözleşmeli doktor, ben sözleşmeli görev yapmak istiyorum. Sözleşmede biliyorsunuz iki tarafın da evet demesi gerekir. Yani doktorun ve bakanlığın ve sözleşmeli çalışan bir doktor kamu görevlisi kapsamında olmayacağı için ikinci işte yapabilir diye bir açıklaması olduğu şeyin aslında bu yasayı hatırlattı. Sayın Bakanımız, yasal zemin bu. Bu konuda sağlıktan istifa edecek ve etmiş olup sözleşmeli çalışmak isteyen doktorlarımız varsa, tabii ki biz eğer sağlıkta hizmet verme noktasında olumlu bulunursa, böyle doktorlarımızın anda sözleşme yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Yaptınız mı? Kaç yani tane var böyle? Bu düşünce yapısı içerisinde daha sözleşme yapılmadı. Yani işte ben ikinci iş yapmak istiyorum, çıkıyorum da beni sözleşmeli alın noktasında. Talep olmadı henüz. Yani bir doktorumuzdan oldu, görüşmelerimiz devam ediyor. Biliyorsunuz sözleşmede iki tarafın şartları, çalışma koşulları, ücret hep belirlenmek zorundadır. Böyle bir yasal hakkımız var. Hizmet alımı buna benzer başka bir doktor aldığımız hizmet alımı da tüm bu sözleşmeli ve hizmet alımı ve kadrolu doktorlarımızdaki çalışmanın hedefi nitelikli sağlık hizmetini vermektir. Olma yani bu nitelik konusu aslında bunun sorumlusu biz değiliz. Bizden öncekiler sorumludur. Çünkü belki 3 ay 4 ay sonra biz de bu kapsama gireceğiz. Çünkü göreve başladınız, bunun eksik olduğunu tespit ettiniz, adımlar atıyorsunuz. Bunun da bir süresi vardır. Yani bu sizi ömür boyu ben bu dönem geldim ve bunlar yoktu diye kendimizi de dışa almıyoruz. Bir müddet sonra bu kapsama dahil olacağız biz de. Ama yasalarımızı da tamamlama noktasına geldik. Genel sağlık sigortası görüşülmeye başlanıyor. Çalışma Bakanlığı'nın başkanlığında, Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı. Tıbbi aletlerimizin de yenilenmesi gerekiyordu. Çünkü bu tespiti de yaptık. Yıllarca doktorlarımızın talepleri bakanlık arşivlerinde ve dosyalarında bekletildi. Alınmadı. Ve hiçbir maddi sıkıntısı da yokken. Çünkü bunları planlıyorsunuz ve bütçenize koyuyorsunuz.
Bu noktada da birçok tıbbi aletimizin... Kim denetliyor bunu? Yani mesela şimdi siz Sağlık Bakanlığı olarak belli bir ihtiyaç listeniz vardır, bir şeyiniz vardır. Bunun için bütçe ayırmışsınızdır, kalem ayırmışsınızdır ama alınmamıştır. Ama para da bitmiştir. Nereye gitmiştir? Kim yani, denetliyor bunu? Tabii ki bunlar hep Sayıştay denetimine. Hesap verilebilirlik noktasında. Yani belli aletler için demez bu alet için. Mesela tıbbi alet alımı için işte 5 milyon ayırırsınız 2017 yılında. Hı. Öncelikleriniz var. Kim belirler bu öncelikleri? İşte biraz önce programın başında siz dediniz ya, hastanede sizi gördüm. Bütün klinik şeflerimizle ve doktorlarımızla birebir görüşüyoruz ve yazışmayı beklemeden taleplerini alıyorum ve bunları süratlendirme noktasında adım atıyorum. Çünkü gerçekten bu malzemelerin alınmasında ve ihale yönteminde çok ciddi bir hantal yapı vardır. Her şeyi yapsanız bile, mesela ventilatörleri biz aldık, siparişini de verdik ama Türkiye'den bu ventilatörlerin gelmesi 6 hafta. Yani 4 haftamız doldu. 2 hafta daha beklemek zorundayız. Çünkü teslim tarihi 6 hafta. Ama dediğim gibi hantal bir yapı var mı? Kesinlikle var. Bunu süratlendirmeye çalışıyoruz. Yani yazdığım yazıları ben odacı olarak takip ediyorum ve sonuçlandırmaya çalışıyorum. Neden? Çünkü sağlık sistemimizin bu reform düşüncesi kapsamında tıbbi aletler yönünden de gelişmesi gerekiyor. İşte şimdi yenile mesela 5 tane dijital röntgen alınması ihalesine çıktık. Çok yakında bu aletler de gelecek. Nitelikli sağlık ne demektir? MR randevu verilmişse, size bir MR çekmeniz istenmişse, MR'ınızı aynı gün çekmeniz gerekiyor. Düşünün ki bir MR talep oldu doktorunuzun ve size 4 ay sonraya bir randevu verilir. Bunu benim Sağlık Bakanı müsteşar olarak kabul etmem mümkün değil. Ama yıllarca bu kabul edildi. Bakınız, en büyük uğraş verdiğim nokta, hatta bazen eşimin anda ters, benim eşim de sağlıkçıdır, hep fizyoterapisttir. Diyorum ki benim omuzum ağrı veya bir vatandaşın. Eğer 3 ay sonra bir randevu verilirse bunun hiçbir anlamı yoktur. Ama bu çalışanlarımızın bir suçu değil. İdarenin bizim suçumuzdur. Biz yeterli fizyoterapisi almak zorundayız. O baskıyı kurmak zorundayız merkezi hükümete. Biz fizik tedavi bölümündeki aletleri almak zorundayız. Biz röntgenlerimizi yenilemek zorundayız. Biz anjiyomuzu ikiye çıkartmak zorundayız. Tüm bunlar işte nitelikli sağlık hizmeti verilmesinin gerekleridir. İnşallah Allah bizi utandırmasın. Çok kısa sürede bu saatinde, gününde randevu verilme noktasına da gelebileceğimizi düşünüyoruz. Ama bu noktada 40 yıl, yani ben merak ettim ve araştırdım. Bizden önceki dönem 3 yıl basında Lefkoşa Hastanesi'nin sıcak suyunun akmadığından ilgili hiç haber yoktu. Altyapıların eksik olmasından da haber yoktu. Doktorlarımızın da şikayeti yoktu. Yoktu. Tıp başkanımızı çok severim, her gün de görüşüyorum. Ama o dönemlerde bu söylemler yoktu. Çünkü herkes mevcut kurulu düzenden memnundu. Ama şu anda halk adına biz memnun değiliz. Ben Sağlık Bakanlığı müsteşar olarak, ki atanacağım da öyle bir eleştiri yapılmıştı bana, hep vatandaş gözüyle bakacak kaymakam olaylara. Evet, maalesef ve doğrudur ve bundan da büyük şeref duyarım. Halkımızın gözüyle bakıyorum. Acilde benim vatandaşım beklemeyecek. Randevusunu gününde alacak. Filmini gününde çekecek. Yatacağı koğuşta sıcak suyu akacak, tuvaleti çalışacak, temiz olacak, hijyen olacak, otelcilik hizmeti en üstte olacak ve anayasamızın bize verdiği görev de budur. Vatandaşlarımıza nitelikli ve kaliteli sağlık hizmetini sunmaktır. 40 yıl bunu kimse tartışmadı, kimse konuşmadı. Anjiyo aleti çalıştı mı? Röntgen randevuları neden bu kadar uzun veriliyor? MR'lar neden bu kadar uzun veriliyor? Tahlil sonuçları neden bu kadar uzun çıkıyor?
Ama biz bunları tartışmaya açtık. Biz de tartışıyoruz. Nitelikli sağlık hizmetinin verilmediğini biz de söyledik. Göreve başladığımız günden itibaren söyledik. Ve diyoruz ki biz bunları değiştireceğiz. Bununla ilgili altyapımızla, yasalarımızla, teknik donanımımızla hazır hale gelmeye çalışıyoruz. 1 Ağustos'tan özel hasta bakma yetkisini hastanelerimizde doktorlara veriyoruz. Kamu sağlık yasasının 40. maddesi bu hakkı verir. Bununla ilgili poliklinik odalarımızı yapmamız gerekiyor. Bunlar yetişecek mi? Burada başka bir bakanlığın başka bir dairesine bağlısınız projelerin çizilmesiyle. Oradaki arkadaşlarla konuştuğumuzda inanılmaz bir yoğunlukta çalışıyorlar bize katkı anlamında. Teşekkürü de hak ediyorlar. İçişleri Bakanlığı'ndan Ulaştırma Bakanlığı, Planlama İnşaat Dairesi. Maliye Bakanlığı bizim taleplerimize, blokelerimize anında cevaplar vermesini istiyoruz. Bazen kızıyoruz, ters düşüyoruz, kavga ediyoruz ama emin olunuz ki onlar da insanüstü bir çabayla bizim istediklerimize yetişmeye çalışıyorlar. Ve tüm bunlar dediğim gibi insanımıza nitelikli bir sağlık hizmeti vermektir. Altyapısıyla, yasalarıyla, teknik donanımıyla hazır almaya, hale gelmeye çalışıyoruz. Eğer altyapımız uzayacaksa ve 1 Ağustos'dan sonra klinikler kapanacaksa buna farklı nasıl bir yaklaşım getirilebilir? Sayın Bakanımız çok ciddi anlamda 2 gün var bununla ilgili çalışıyor. Memur gibi odasına kapanıp yani ne açılım yapılabilir tartışıyor, bilgi alıyor, araştırıyor. Öyle tahmin ediyorum ki bu sancılı dönem çok kısa sürede bitecek ve halkımız arzuladığı nitelikli sağlık hizmetini alacaktır diye düşünüyorum. Tamam, devam edelim. Sorularımız var size Facebook'tan. Son 10 dakikamızın içerisine girmiş bulunuyoruz çünkü. Hatice Hanım şöyle demiş, her ikinize de günaydınlar. Bakanlığın iyi niyeti belli. Umarım hükümetin süresi gereken reformları yapacak kadar yeterli olur. Şimdiden Ağustos sonrası çok sıkıntı olacağı belli. Doktor sendikası eğer öğleden sonra da hizmet verilecekse hastanede gereken personel olmadığını söylüyor. Bu konuya ne diyecek müsteşarımız demiş. Tabii işte yani bu çalışmaların içerisinde de özel hasta bakma yetkisi kamu sağlık yasası doktorlarımıza veriyor. Ne demek o özel hasta bakma yani, yetkisi? Yani hastanede... Kliniğe gitmeyecek, hastaneye gelecek. Hastanede tamamen devletin kontrolünde, bakanlığın kontrolünde. Tabipler Birliği'nin belirlemiş olduğu fiyatlarda. Yani Çiğdem Hanım eğer sabah hastaneye gelmek istemezse ve doktoru da öğleden sonra özel hasta bakıyorsa randevusunu alacak, gelecek, doktoruna bakınacak. Tabipler Birliği'nin belirlediği ücreti de ödeyecek. Yani böyle hastaneye aslında her bir doktor, kliniği olmayan doktorun da kliniği haline mi getiriyorsunuz? Yani yasa, kamu sağlık yasası ve çağdaş sağlık sisteminde de bu Türkiye'de de uygulandı ve çok başarılı oldu. Ben 2000 yılında kendi oğlumun sağlığıyla gittiğimde, ilk gittiğimde bu sistem yoktu. Doktora bakınmak için 15 gün sıra bekledik. Ancak ikinci sene gittiğimizde Türkiye Cumhuriyeti bu sisteme geçmişti. Saat 4'te randevumuz vardı. Gittik işte o dönemin belirlenen fiyatını hastanenin veznesine yatırdık. 4'e 5 kala sekreter hanım çıktı ve bizi doktorun yanına çağırdı. Yani aslında bu anlamda şöyle bir şey oluyor Kemal Bey. Mesela kamuda çalışan doktorun kliniği var, kliniğe gitmeyecek yasa gereği. Yasa açmayacak. İkinci iş yasaktır. Ama öğleden sonrası için... Nöbetçi olmadığı günlerde... Ve mesai bitiminden sonra... Hastanenin binası da dahil tüm olanaklarını klinik gibi bedava kullanabilecek. Bir de üzerinden para kazanacak. Bir de ondan sonra da eylem yapıyorlar. Tabipler Birliği'nin... Yani bu uygulama evet Tabipler Birliği'nin belirlemiş olduğu fiyat örneğin 100 TL ise 65 TL'si doktorun, 35 TL'si devletin olacak. Elektrik, su ve diğer çalışanların ücretlerinin karşılanması için. 35 yani %35'i devletin, %65'i doktorun.
Ama şu anda mesela hepsi doktorun. Şu anda özel kliniklerinde bakıyorlar. Hmm. Tabii kamu sağlık yasası bu hakkı doktorlara veriyordu ama bugüne kadar böyle bir talep hiç bakanlığa gelmedi. Dikkatten şu anda dilekçeler gelmeye başladı. Dikkatten kaçmıştır da ondan gelmemişti. Kaçmadı çünkü dışarıda zaten doktorlar bakıyordu. Evet canım yani bakıyordu da şu anda maliyetleri %80 oranında düşmüştür. Bir dere boyunda bir kliniği kiralasını ödemek çok pahalı bir şey. Hastane bu imkanı vermiş evet. olacak zaten. Ondan kurtarıyor. Ne bileyim ben işte teknik, teçhizat, cihaz vesaire birçoğunun kliniğinde minimum düzeydedir. Bazılarının çoktur. Ama hastane gene bu imkanı veriyor. Ertesi gün polikliniğe gitme derdi de yok. Orada halledecek. Yani bu, yani bu çok karlı bir şey. Karlı bir pazarlık. Aslında doktorlarımız için de çok olumlu olması gerekir. Birçok doktor da o şekilde bakıyor. Bizim için de Sağlık Bakanlığı olarak da doktorlarımızın tam gün hastanede olması çok önemlidir. Bir şey soracağım. Şimdi fatura falan kesecekler mi? %30'unu devlet nasıl alacak bunu? Kaç tane hastaneye bakıyor? Bunun denetimi bunun nasıl olacak? Bunun denetimi Sağlık Bakanlığı'nın çalışanları yapacak. Ha. Yani orada bizim şu anda hastanedeki kayıp memurlarımız gibi kayıp memurlar olacak. Para devlete yatacak. Ay sonu maliye her doktora baktığı hasta sayısına bağlı olarak vergisini aldıktan sonra ödemesini yapacak. Ay neyse bir şey söyleyeyim. Ben Kemal Bey'i çok seviyorum. Gerçekten çok büyük bir samimiyetle söylüyorum. Bu ülkede tanıdığım en çalışkan 2-3 kişiden sadece bir tanesi. Çok çalışıyor. Samimiyetine de çok güveniyorum. O yüzden öyle şimdi bir şey söylemek de istemiyorum. Çünkü biliyorum ki onlarla ilgili değil. Şimdi ama sonra söyleyeceğim size. Ay utandı da. Canım benim. Efendim şimdi hastanede, poliklinikte, ayaktan tanıda vatandaşın kullanabileceği tekerlekli sandalye yok. Onları da herkes kullanamaz. Olanları da herkes kullanamıyor. Çünkü çok büyük ve ağırlar. Gerçekten taşınması çok zor onların. Böyle geriye gidiyorsunuz gitmiyor, öne gidiyorsunuz gitmiyor falan. Yani tabii vatandaşımızın aslında kendilerini kullanmamaları gerekir. Bizim hasta taşıyıcılarımızın vatandaşımızı taşıması gerekiyor. Var o görevlilerde. Bu konuda var ama yeterli değil. Sayı olarak yeterli bir değil. Sayı olarak yeterli değil. Bir ihalemiz var. Bu herhalde bu ay içinde bağlanır. Bu bağlandıktan sonra da bu sorun ortadan kalkacak. Taşıyıcı alma adına özel evet. bir ihaleye çıktık. İnşallah sonuçlanır ve bu sorun da ortadan. Çok ciddi bir sorundur. Yani düşünün ki siz annenizi acile götürürsünüz veya polikliniğe götürürsünüz ve tekerlekli sandalyeye aktarmanız gerekecek. Eğer orada birileri yoksa çok zorluk çekersiniz. Halbuki araba durduğu anda bizim oradaki iki görevlimiz gidip güler yüzle hastamızı tekerlekli sandalye veya setliğe alıp içeri getirmesi gerekir. Evet, devam edelim efendim. Birkaç sorumuz daha var. Sağlık reformu yapılacağı zaman serbest çalışan doktorlar için de bir şeyler yapılsın demiş bir izleyicimiz. Mesela her verilen ücret için makbuz zorunluluğu olsun ve kurallar olsun serbest Tabii çalışan ki. Hekimler için. Yani maliyenin verdiği o makbuzlar vergisi şu su bu su falan herhalde yani oluyor. Biraz mesela önce... diyor, devam edelim mesela. Vizite ne zaman verilir? Vizite sonrası kontrol için gidenden vizite alınmaması gerekir gibi. Şimdi tabii 2012 yılında özel hastaneler yasası yürürlüğe girdi ve maalesef tüzükleri çıkarılmadı. Ve bırakınız ücret konusunda denetimlerin nasıl yapılacağından ilgili tüzükler de çıkarılmadı. Bundan dolayı sağlıkta hiçbir şey yapılmadığı söylemini çok sık kullanıyorum. Yani 2012 yılında siz tüzük yasanızı yapacaksınız ve hiçbir tüzük yapmayacaksınız. Bu bahsedilen sıkıntı da ve denetimle ve özel klinikler ve özel hastanelerin nasıl olacağıyla ilgili tüzükler hazırlanmış durumdadır. Şimdi. Dün... Tabipler Birliği, Özel Hastaneler Birliği, Serbest Çalışan Hekimler Birliği ki kurul üyesidir bunlar. Bir toplantı yaptık. Her ay toplanıyoruz. Sunuldu kendilerine son gelinen nokta. Yarın değerlendirip pazartesi bunları bakanlığa kuruna sevk edecek hale gelmiş durumdayız. Ve bunlar yürürlüğe girdikten sonra
gerek ücretler, gerek denetimler, gerek klinik ve hastanelerdeki asansörler, odalar, odaların havalandırılmasının koşulları, verilen hizmetler, orada neler yapılacağı, yani bir sürü olay da yaşadık bu ülkede bu denetimsizlikten ve kuralsızlıktan. Tüm bunlara cevap verecek yasa ve tüzüklerimiz de yürürlüğe girecek. Ne zaman yapılmıştı bu yasa ve tüzükler, yapılmadı? Kaç 2012'nin sonu gibi aklımda kaldı. 2012'nin sonundan 2017'ye kadar yasa yapılıp tüzükleri yapılmadığı için bu yönde denetimlerde... Hiç denetim yapılmadı, çıkamadım. İlk denetimi biz yaptık işte bundan 2 ay önce. Bütün klinikler ve özel hastaneler denetlendi, raporlandı. Bazı kliniklere ihbarlarımız oldu eksiklerini giderilmesiyle ilgili. Ve şu anda ikinci denetimi planlıyoruz. Yasaya bağlı olarak yapıyoruz bunu ve çünkü tüzük yapmadınız diye sağlık kuruluşlarında herkesin istediğini yapması veya istediği hizmeti vermesi ve istenmeyen koşullarda bunu vermesine de göz yummamız mümkün değil. Devam edelim efendim, bir sorumuz daha var. Günaydın Çiğdem Hanım, Kemal Bey'e sorar mısınız? Yeni geçecek olan sağlık sisteminde hastanelerdeki kapıcılara da çeki düzen verilecek kesinlikle mi demiş. Her biri mevcut sistemde müdürlüklerini ilan ettiler. Mevcut yeni sistemde odacı varsa lütfen kültürlü insan, psikolojisinde anlayan kişiler olsunlar demiş. Şimdi tabii Çiğdem Hanım, bu gerek odacılarda, gerek sekreterlerimizde, gerek hemşirelerimizde, gerek tüm sağlık çalışanlarında bir eğitim çalışması başlatmış durumdayız. Programlandı ve mesela Mausa Hastanesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi ile bunu yapıyor. Lefkoşa'da biz kendi eğitim uzmanlarımızla ve üniversitelerden alacağımız hizmetle bunları yapacağız. Ve görüntü itibariyle de, davranış itibariyle de vatandaşımızın arzuladığı ve Türkiye'deki sağlık merkezlerinde veya bizim özel hastanelerimizde gördükleri ilgi ve alakayı devlet hastanelerinde de görebilecek bir noktaya geleceğiz. Hem kıyafet yönünden, hem görüntü yönünden, hem de yani bir taşıyıcımızın kılık kıyafetinin işte sakallı, kotu yırtık, kulağında küpe olmasına benim dahi iznim yoktur. Olmayacak yani. Bu kıyafetiyle, şekliyle, konuşmasıyla, güler yüzüyle hastalarımıza, vatandaşlarımıza hizmet edebilecek çalışanları bu görevlerde tutacağız. Buna uymayanlar da yasal çerçevede cezalarını alacaklardır diye düşünürüm. Evet, devam edelim. Bir tane daha şeyimiz vardı size. Sorumuz vardı. Yorumumuz var. Odacı falan eğitimden geçsin ve üniformaya mutlaka tabi olsun demiş. Tabii insanlara o imkanlar verildikçe bu insanlar da uyacak. Yani yoksa da ne yapabilirler, değil mi? Bu imkanı sağlanması lazım. Ama yani ben o noktada da değilim. Mesela biz göreve geldiğimizde hastanelerin doluluk oranı %20-25 civarlarındaydı. Neden? Çünkü Mausa Hastanesi'nin kliması çalışmazdı. Tercih edilmiyordu. Tercih edilmiyordu. Şimdi Mausa Hastanesi %100 dolurla çalışıyor. Lefkoşa Hastanesi şimdi %85'lere düştü. Çalışanlarımızın hadlerini aşarak hiçbir vatandaşımıza kötü davranmasına izin vermiyoruz. Bundan dolayı sürekli odamda daha az oturuyorum. Hastanelerde geçirdiğim süreden. Yani. Acillere gidip oturuyorum, vatandaşların sorunlarını dinliyorum, çözüm bulmaya çalışıyorum, çalışanlarımıza nasihatler yapıyoruz, uyarıyoruz, gerekirse kızıyoruz, ceza vermeye çalışıyoruz. Mesela geçen cumartesi Mausa Hastanesi'nde bütün sorumlu hemşirelerle bir toplantı yaptım ve dedim ki, aynen şu ifadeyi kullandım, servislerinizdeki padişah sizsiniz. Tarihi geçmiş ilaç istemiyorum, altyapıyla ilgili eksiklik istemiyorum. Hatta ileri de giderek eğer idare size, kendimden bahsediyorum, isteklerinizi vermezse de servisinizin kapısını kapayın ve deyin ki camlar kapanmıyor. Hastalar üşüdüğü için
veya klimalar çalışmıyor, hastalar bunaldığı için biz bu servisi hasta yapmayız. Çünkü müsteşar, başhekimlik, bakanlık bizim ihtiyaçlarımızı gidermedi. Kaderci olmamak gerekir. Yani ben kendim eğer gidersem ve klimalar çalışmazsa ben Sağlık Bakanı müsteşarını duman ederim. Ve vatandaşımızdan da bizi bu şekilde eleştirmesini bekliyorum. Her olumsuzluğu noktada bizi eleştirsinler, bize ulaşsınlar. Ulaşıyorlar da mesela mouse'u acilim kapısı sürekli setle girmesinden dolayı, vurmadan dolayı paslanıyor. Bir öğretmenimiz 3 ay her gün beni rahatsız etti. Kemal Bey, yine gittim acile, yine pasladı. En sonunda gittim, oturdum ve çağırdım orada görev yapan hemşireleri. Ve doktoru dedim ki, ya yani her gün bu odada oturuyorsunuz, karşımızda da şey var. Kapı ve pastıdır. Aldılar, boyattılar, her hafta da boyadıyorlar. Ben de onları ödüllendirdim, 1 kilo baklavayla ziyaretlerine gittim. Yani baklavayı. Şimdi bunlar çok küçük gibi görünür ama öyle. Toplumun, yani biz bu kadar yoğun çalışırken bir temizlikçi çalışanımızın mopunu engelliler tuvaletinin lavabosunun içine koymasını kabul etmemiz mümkün değil. Bunlar bireysel hatadır, bireysel yanlış davranışlardır ama biz sorumluyuz, bunu engellemek de bizim görevimizdir. Evet. Efendim süremizi burada noktalıyoruz. Eklemek istediğiniz bir husus varsa. Yani ben çok teşekkür ederim Şidem Hanım. Şahsınızda, Diyarbakır ailesine. Sağlıktaki yaptıklarımızı ve yapamadıklarımızı. Yani bizim öyle bir özelliğimiz var. Yapamadıklarımız için de çekinmeden bunu da yapamadık diyebiliriz. Halkımızdan bu ameliyatların gecikmesinden dolayı bu sıkıntıyı yaşayan insanlarımızdan çok çok özür dileriz bakanlık olarak. Bu bir süreçtir. Yanlışlarıyla, doğrularıyla tahmin ederim ki bu önümüzdeki hafta bu bir şekil alacaktır. Doktorlarımıza da kızmasınlar. Onlar da bir ciddi bunalımdan ve farklı bir yaşantıya gireceklerinden dolayı bir takım sıkıntılar, kaygıları vardır. Bakanlık olarak bizim onların kaygılarını da gidermemiz görevimizdir. Yani bir insan vatandaşımıza sağlık hizmeti vereceğiz ve çalışanlarımızı mutlu etmek zorundayız. Şimdi acil olan ameliyatlar yapılıyor mu? Yapılıyor. Aciller evet. Yapılıyor. Evet, randevulu acil olmayanlar da bir, hatta ben dün bunu bir iki klinik şefimize sordum. Yani bu eylemin ana hedefi nedir? Belli bir şey de yoktur. Yani bunu istedik ve olmadı noktasında da bir duruş yok. Ama tamamen doktorlarımız seslerini, sıkıntılarını, mutsuzluklarını ifade etmenin bir yolu olarak bunu deniyorlar. Biz de bunları gidermek için 24 saat görev başındayız. Yani 1 Mayıs günü ben geldim ve Lefkoşa Hastanesi'nde Sıla Hanım ve arkadaşlarına görüşme yaptım. Tatildir, odur budur. Onlar da tabii geldi. Teşekkür ederim onlara da. Yani onların da bir çabası var. El birliğiyle sağlıkta arzulanan noktaya geleceğiz. Çünkü Sayın Bakanımızın cümlesinden bitireyim. Mutlu doktor, mutlu sağlık çalışanı ve mutlu hasta yaratmak zorundayız. Evet, peki. Çok teşekkürler efendim. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler, birlikteliğimizi bugün burada noktalıyoruz. Yarın yeni bir günde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü stüdyo konuğumuz Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Sayın Kemal Denizhan'aydı. Yarınsa 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'la burada olacağız. Bizlerden ayrılmıyorsanız şimdilik hoşçakalın.